Dizi setinde tanışıp aşık olan ünlü oyuncular Eda Özerkan ve Timur Acar nikah masasına oturdu. Bakın peri masallarını andıran düğünde neler yaşandı. Dünya tarihinde böyle bir evlilik dansı görülmedi. Dansları, röportajları, birbirlerine evet deyişleri ve tüm detaylarıyla Timur Acar, Eda Özerkan çiftinin düğününden çok özel görüntüler Magazin 8'de. Değerli izleyenler, çift Kertenkele dizi setinde tanışmıştı. Hicabi, evladım. Sen niye banyo yapıyorsun? Düğüne katılan tüm davetliler şıklık yarışı içindeydi. Bence bütün hanımlar çok şık. Şimdi benim bir arkadaş grubum geliyor, onların hepsi de öyle. Şöyle bakınca da herkes şık. Mehtap Bayri, çiftin aşkına şahit olan ilk isim olduğunu söyledi. Aşk iki kişi arasındadır. Size açıldı mı aşıklar, onu soruyorum. Evet, açıldılar işte, o yüzden hani tanık bendim diyorum, evet o yüzden. Şıklık yarışı dedik ancak Umut Oğuz biraz daha şıktı herkesten. Yok be abi, şalvar bizim köyde çok var bunlardan. Giydim geldim yani. Giydim geldim. Aynen diyorsun. Öyle. Didem Balçın da bu aşka en başından bu yana şahit olan isimdi. Ben yani Eda Timur'un hayatına girmeden önce Timur'u tanıdığım için Eda hayatına girdikten sonra ki mutluluğu asıl önemli olan o galiba. Bütün o yaşadıkları mutluluğa şahit olduk. İnşallah bundan sonrasında da şahit olacağız. Beykoz'da artık nikah vakti gelmişti. Tüm davetlilerin gözü Eda Özerkan ve Timur Acar'ın üstündeydi. Çift Beykoz'daki düğüne tekneyle geldi. Nikah memuru da masaya geldi ve nikah işlemleri başlayacaktı ancak kız tarafından sesler yükselmeye başladı. Eda! Ayağını basmayı unutma. Eda! Ayarlarız onu, bir ara ayarlarız. Ayağın orada kalsın, orada. Bir de duvak kapanacaktı ki bu anlarda da ilginç diyaloglar yaşandı. Ben mi kapatacağım? Ben bunu bir tek açmasını biliyorum. Bizi öyle görevlendirdiler yani. Tam nikaha geçilecekti ki bu kadar enerjik ortama nikah cüzdanı bile dayanamadı. Bir yardım edelim Hamide Hanım'a. Kertenkele dizi setinde tanışan çiftin bir hafta ertelenen nikahları işte böyle kıyıldı. Sayın Timur Acar, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendisinizle Sayın Eda Özerkan'la evlendiği kabul ediyor musunuz? Evet demek hiç bu kadar güzel olmamıştı. Evet! Timur Acar'ın ardından Eda Özerkan da işte böyle evet dedi. Sayın Eda Özerkan, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi isteğinizle Sayın Timur Acar'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Cevap veriyorum. Efendim, bir hafta rotayla olsa da sonsuza kadar evet. İmza atılırken Eda Özerkan eşi Timur Acar'ın ayağına da işte böyle bastı. O iş geçti ya. Ben de rahat olasınız, tamam ben de. O benim ayağım Eda. Hoppa! Düğündeki çoğu detayı Eda Özerkan düşünmüş ve çalışmış. %70'lik kısım bende, %30'luk kısım. Çok çalıştığım için birazcık evet, ayrı safhalarda kaldık. Eda'nın aklını tabii ki ödüyorlar. Ben erken diziye veda ettiğim için Timur çok yoğundu. Onun evet. Yoğunluğunu birazcık ben üstünden almaya çalıştım mümkün olduğu kadar. Dolayısıyla keyifle yaptım. Keyifle yaptık. Güzel oldu. İçimize de sindi, her şey mükemmel. Bakalım. Çift bir tekne turunda evlenmeye karar vermiş. Biz bir tekne seyahatine çıkmıştık. O tekne seyahate çıktığımızda çok yakın kaptanımız vardı. Kaptana dedim ki, kaptan bu iş teknede olur mu? Olmaz olur mu dedi. Yüzükleri ayarladık ve tekneye öyle çıktık. Orada da ilk teklifi orada ettim. Kaptan yani bir aslında? Aslında denizlere olan sevdayla beraber gelen bir şeydi. Aynen öyle. O da benim kara fırtınam yani.
Eda Hanım'ın gelinliği karmaymış. Gelinliğin modeli her şey benim fikrim. Sağ olsun arkadaşım da uyguladı. Birinin eteği, birinin sırtı, birinin şeyi öyle ortaya karışık bir şey yarattım. İçime resimde çok mutluyum bu gelinliği giydiğim için. Çift romantik bir dansın ardından hazırladıkları dans gösterisiyle davetlileri adeta büyüledi. Bu arada düğünden ilginç bir not. Eda Özerkan bekar olan arkadaşlarının ismini ayakkabısının altına yazdı ve sosyal medya hesabından işte bu fotoğrafı paylaştı.